Cemre, ne yapıyorsun? Gyoza yapacağız. Bugün gyoza yapmaya karar verdik. Kıyma makinemi çıkardım. Kıyma makinesi, tabii ki de robot lazım ve aparatları. Şimdi gyozayı yapmaya başlıyoruz. Şimdi ilk başta hamurunu yapıyoruz. 240 gram yazan. Buğday unu. Buğday unu. 240 gram da böreklik un. Biz iki ölçü yapacağız. Kalabalığız ve çok seviyoruz. Daha sonra 240 ml da sıcak su. Bir çay kaşığı da tuz koyacağız şimdi içine. Şöyle unumuz hazır. Bir su bardağı suyun içine bir çay kaşığı tuz koyduk, erittik. Şimdi o suyu çok yavaş yavaş, şununla Cemre, al bunu. Bunu ver. Yavaş yavaş ekleyip karıştırıyoruz. Çok sıcak, dikkat et, yavaş yavaş karıştır. Az az ekliyoruz, karıştırıyoruz. Evet, bu şekilde hamur elde edeceğiz. Şu şekilde strece sarıp bekletiyoruz. Bu beklerken şimdi iç harcını hazırlamaya gidiyorum. Cemre ile beraber. Burada dursun. Buraya şey değil mi? Islaklık. Burada tekrar açacağız. Bu arada gyoza'nın açmasını patates nişastasıyla yapıyoruz. Migros'ta satılıyor. Ben bunu Migros'tan aldım. Patates nişastasıyla bu hamuru açacağız. Ama tabii önce dinlenmesi gerekiyor. Bu dinlenirken biz de hemen oraya gidiyoruz. Kıymamızı ve iç lahanamızı hazırlıyoruz. Kıyma makinesinde tavukları çekeceğim. Ben tabak ızgara kullanacağım. Tabak ızgara tava etini kullanacağım. Kemiksiz pirzola da kullanabilirsiniz. Tavuk eti şöyle. Şimdi ben bunu çekmeye başlıyorum. Çektim. Bu kadar yeter. Bunu dolaba koyacağım. Dolapta beklerken şimdi lahana ve sarımsak gibi iç malzemelerini hazırlamaya başlıyoruz. Cemre ile beraber tatam. Ne yapıyoruz? Mantı. Adı ne? Gyoza. Şöyle içimiz. Evet. Şöyle ben açıyorum. Kalabalık. Şekil veriyorum. O kapatıyor şöyle. O şöyle kapatıyor. Buraya koyuyor. Dönüşümlü olarak yapıyoruz. Benim kolum yorulduğu zaman Cemre evet. Açıyor. Ben kapatıyorum. Şimdi ben açıyorum. O kapatıyor. Ne yapıyorsun Cemre? Aynen devam aç.
Burada kaç, var. Kaç, Allah, kaç, bak, bak, bak. Allah. Bak, kaç, kaç. Birazdan pişireceğiz onları. Allah, Allah. Ya. Kanalımıza abone olmayı ve abone olduktan sonra yeni yüklenen videoların haberini almak, bildirimlerini almak istiyorsanız şuradaki zile tıklamayı ve tıkladıktan sonra bu kanalla ilgili tüm bildirimleri bana gönder kutucuğunu işaretleyip kaydetmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.